Merhabalar. Bu videomda sizlere basılı olarak elinizde bulunan bir kitabın içerisindeki yazılı olan bölümün Word üzerinde siz yazmışçasına yer almasını, yani text karakterlerinin bulunmasından bahsediyor olacağım. Bunun için öncelikle kitabınızın o ilgili olan bölümünün fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Ben bu bölümün fotoğrafını çekeceğim. Evet. Fotoğrafını çektik. Şimdi çektiğimiz bu fotoğrafı Word üzerine bir resim olarak yapıştıracağız. Detayları az sonra göstereceğim. Çekmiş olduğumuz fotoğrafı bilgisayarımıza kaydettik. Şimdi bir Word belgesi açıyoruz. Deneme diyelim. Açtım. Word belgemizin içerisine resmi getiriyoruz. Evet, resmi getirdik. Ben biraz resmi geniş almışım. Bu sebeple keseceğim. Yani çevirmesini istediğim bölümü kesiyorum aslında. Sadece şu kadarcık bölümü alsa benim için yeterli. İstediğiniz bölümü belirledikten sonra dosyanızı farklı kaydet bölümünden PDF olarak kaydetmeniz gerekiyor. Tamam. Kaydetti. Kapattık. PDF dosyamız geldi. Şimdi asıl zaten önemli nokta burası. PDF dosyanızı Word üzerinde açtığınızda, ben seçtim, Word üzerinde açılsın dedim. Karşıma ilk olarak bir uyarı çıkıyor arkadaşlar. Buradaki ifade size özetleyecek olursam, diyor ki ilgili PDF içerisinde resim var. Bunu text karakterli olacak şekilde convert edeyim mi? Yani bunu Word belgesinde bir text'e çevireyim mi diye soruyor. Siz de OK dediğiniz zaman, gördüğünüz gibi resim gitti. Yerine tamamen o kitabımızın resmini çektiğimiz bölümün yazıları geldi. Bu şekilde fotoğraflarını çekip belgelerinizin yazılı hallerini alabilirsiniz. Özellikle sadece şunu vurgulayayım sizlere. Kendi yazdığınız el yazıları bu şekilde çeviremiyorsunuz. Çünkü burada önemli olan nokta, aslında yazın, yani fotoğrafını çektiğiniz yazılı belgenin bir font olarak uygun olması lazım. Yani Word'de böyle bir fontun yer alması lazım ki resminizi bu fontla eşleştirip bunların bir text karakter olduğunu Word algılıyor ve böylelikle bunları sizin Word'de yazılı olarak karşınıza getirmenizi sağlıyor. Bu sebeple el yazınızı çektiğiniz fotoğraflar kolay kolay yazılı olarak Word kısmına aktarılamayacaktır. Çünkü uygun bir fontta yazmak gerçekten çok zor. Tabii yazabileniniz varsa da lafımız yok. Bu şekilde kitaplardan uyarlamak daha anlamlı. Bilginiz olsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.